Selamun aleyküm derviş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah rızası için sakla şunu. Geçmiş olsun. Sağ ol derviş. Az önce Şakilerin saldırısına uğradık da. Burası emin bir yerdir. Önce şu kolunu bir saralım bakalım. Allah razı olsun. Dur oğlum. Dur dedim sana. Dur. Doğrusu çok iyi bir vurgu yaptık çocuklar. Birkaç vurgun daha yaptık mı ömür boyu rahat ederiz demek. O kaçan adamı yakalasaydık birkaç altın daha paylaşırdık ama. Merak etme, gene ele geçiririz o altınları biz. Bizden kaçmaz. Eyvah, bizi mi buldular? Dedim ya, merak etme. Burası emin yerdir. Kaçmayı becerdi ama o yaralı haliyle fazla uzağa gidememiştir. Bu senin payın reis. Reis mi? Vay 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 vay. Gökte ararken yerde bulduk diye buna denir işte. Amma da talihli adammış. Bu adam kervandan kaçtı reis. Yanında altın bulunmasaydı kaçmazdı herhalde. Bu adamı ne yapalım reis? Bu adam benim misafirimdir. Misafirin mi? Duydunuz mu? Bizim kaçak reisi misafiriymiş. Ne yapalım, madem öyle altınları bırakıp gitsin. Evet reis, söyle misafirine de altınlarını bırakıp gitsin. Altınlarımı reisinize bırakmıştım zaten. Emanet olarak bırakmıştım. Gel. Al emanetini de selametle yola koyul. Bu adam bana hüsnü zanda bulunmuştu. Umarım ki bu davranışımdan ötürü Cenab-ı Hak da bana hüsnü zanda bulunur. Şartım şudur oduncu. Evet, bu cüzzamlı kadınla evlenirsen hakkımı helal ederim. Madem ki kul hakkına çok önem veriyorsun, o halde bu şartımı yerine getirmekten başka çaren yok. Ey yücelerin yücesi Rabbim, ey darda kalmışların yardımcısı, ey tövbeleri kabul eden Rabbim, bu aciz, bu günahkar, bu tövbekar kuluna bir yol göster. Sana sığınanlara yardım eyle Rabbim. Yardım eyle, yardım eyle. Şükürler olsun Rabbim. Gel. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun.
demek senin duan kabul oluyor. Hakkımı helal etmem için bir şartım daha var. Son bir şart. Benim için dua et. Dua et de daha zengin olayım. Öyle bir dua et ki pek çok zengin olayım. Muradına ermenin bir tek yolu vardır. Neymiş o? Tövbe et. Samimiyetle tövbe et. Canı gönülden tövbe edenin elinde çakıl taşları bile altın olur. Çakıl taşları altın olur ha? Peki sen neden yapmıyorsun bu işi? Bir insanın kalbine Allah korkusu yerleşti mi? Bu korku dünya sevgisini ve arzusunu yakar. Dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar. Durmadan Allah korkusundan söz ediyorsun. Ama ben bu korkuyu duyanı pek görmedim bugüne kadar. Eğer sen Allah'tan korksaydın, korkanı da görürdün. Korkanı korkanlardan başkası göremez. Nitekim evladını kaybeden anne, evladı ölen bir anneyi görmek ister. Yani dertlinin halinden dertli anlar. Derdi olmayan dertliyi nereden bilecek? Söylediklerinden pek bir şey anlamadım doğrusu. Çünkü aklım fikrim altınlarda. Yani şimdi ben tövbe edip çakıl taşlarını toplasam... gerçekten altına dönüşürler mi? Hep. Gerçekten tövbe edersen. Yalancı, bu taşları kafana yağdıracağım senin. Affetmeyeceğim. Helal etmeyeceğim hakkımı. Bak bu taşları kafana yağdırmazsan. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Güzel. Şimdi de öğrettiklerimi tekrar et bakalım. Amellerin en iyisi en gizli yapılandır. Şeytandan en fazla korunan kişi de riyadan uzak olandır. Başka? Kim din kardeşi için diliyle sevgi ve hulus gösterir de içinden ona düşmanlık ve kin beslerse Allah ona lanet eder. Kalp gözünü köreltir. Hakka boyun eğ, hakkı takip et. Kim söylerse söylesin, hakkı kabul et. Hafızan da çok kuvvetliymiş. Maşallah. Seni yalancı seni. Söyle. Nedir bu işin sırrı? Söyle bana oduncu. Bu işin sırrı... Söylediklerimi tekrar eder misin? Samimiyetle, bütün kalbinle tekrar eder misin? Elbette. Yeter ki şu çakıl taşlarını altına dönüştüreyim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Altınlar benim neyime? Dünya malı benim neyime?
Altınlar benim neyime? Altınlar benim neyime? Bu dünya malı benim neyime? Altınlar benim neyime? Dünya malı benim neyime? Altınlar benim neyime? Neyime? Şimon! 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 Aradığımı buldum! Aradığımı buldum! Aradığımı buldum! Aradığımı buldum, aradığımı buldum, aradığımı buldum, aradığımı buldum. Dünya malı benim neyime, dünya malı neyime, altınlar benim neyime. Aradığımı buldum, aradığımı buldum, aradığımı buldum. Dünya malı neyime, aradığımı buldum, buldum aradığımı. Ben de aradığım Reşit'i buldum galiba. Esselamu aleyküm ey Fudai. İslam aleminin emiri sizlere misafir olmak isteğindedir. Ey Fudai, halifeyi misafir etmek istemez misin? Aradığım mürşidi gerçekten buldum. Zira bugüne kadar hangi mürşidin kapısını çaldımsa aşırı bir saygı görmüştüm. Kimi mürşitler de benim huzuruma gelmişlerdi. Yalnızca çıkar için tabii. Gerçek mürşit odur ki halifenin ayağına gitmez. Halife ancak onun ayağına gider. Esselamun aleyküm ey Fudail. Müminlerin emirini bu aciz Behlül'ü kabul etmeyecek misin? Buyurun. Esselamun aleyküm. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mütevazı olan zat dünyada ve ahirette olur mesut ve rahat. O ne şikayet eder ne şikayet edilir. Çünkü kula sıkıntı yalnız kibirinden gelir. Yani şikayet etmek kibire alamettir. Mütevazı kul ise zaten ermiş demektir. Hiç şikayet eder mi ermişse biri? Yahut ölmüş adamı kim eder ki şikayet? Sözü ve hareketleriyle sana Allahu Teala'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma.